şu an mevsimi itibariyle bahar dönemini yaşıyoruz. Bu dönemde yapılması gereken birçok şey var. Bunlardan bazıları aşıları elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Her şekilde göstermeye çalışıyorum. Bazen de aşı yapmadan üretim teknikleri var. Bunların birkaç tanesini örnek verdim ben size. Havayı köklendirme. Havayı köklendirme dal üzerinde yapılan bir köklendirme. Aynı şekilde daldırma yöntemiyle var. Toprağa daldırarak aynı şekilde havayı köklendirme de yapmış olduğumuz gibi. Bir kesit alarak 2 santimlik, 3 santimlik o kabuğu kaldırarak tekrar aynı şekilde toprağa gömerek yapabilirsiniz. Ya da o kesiti almadan üzerinde belirli çizikler atarak aynı şekilde toprağa gömerek, yani daldırma yöntemiyle diyoruz. Daldırma yöntemiyle üretilen bazı bitkilerden bir tanesi de görmüş olduğunuz asma arkadaşlar. Asmayı da çok kolay bir şekilde daldırma yöntemiyle üretebiliriz. Aynı zamanda havayı köklendirme yöntemiyle de üretebiliriz. Aşı yöntemleri de üretilebilir. Ama bunlara gerek kalmadan aynı şekilde su daldırması diye geçiyor. Ben buna su daldırması ismini koyacağım. Belki de böyle bir isim vardır ya da yoktur bilmiyorum ama. Şimdi arkadaşlar bakın. Elimdeki çelik 15 gün önce bahçemden almış olduğum asmadan bir örnek. Bunu nasıl köklendireceğiz? Ne yapmamız gerekiyor? O işlemleri size anlatacağım. Arkadaşlar bunu mumu yandıktan sonra üzerindekini kapatacağız arkadaşlar, şu kesit alanlarını. Buradaki amaç o, su kaybını engellemek için. Bakın elimde görmüş olduğunuz arkadaş 2 haftadır suyun içinde. Şu kısmının iyicene şiştiğini gördünüz. Yakında 1 hafta 10 güne kadar bunlarda kök oluşumu görebiliriz. Ne yapmamız gerekiyor? Hangi işlemler uygulamamız gerekiyor? Nelere ihtiyacımız var? Bu konuda sizlere yardımcı olmak isterim. Arkadaşlar öncelikle ihtiyacımız olan en önemli şeylerden bir tanesi patlamamış, yani uyanmamış elimizde asma çeliklerinin, kalemlerin olması gerekiyor. Onun haricinde mumlara ihtiyacımız var. Bu mumların sadece kestiğimiz kısmın üst kısmını kapatmak için kullanacağız. Bağ makasına ihtiyacımız var. Aşı çakısı olabilir arkadaşlar. Palçata olabilir. Keskin mutfağımızda bulunan bir bıçak olabilir. Gözümüzü koruyalım. 2 tane gözümüz var arkadaşlar. Ondan sonra ellerimizi koruyalım. Ve dikkatimizi aşıya ya da o uygulamaya verelim. Evet, şimdi yakından çekimlere başlıyoruz. Öncelikle burasını mumlayarak geçirmezlik yapıyorsunuz. Sızdırmazlık yapıyorsunuz. Şu kısmın alınması gerekiyor. Daha sonraki aşamada şu kısmı arkadaşlar, yeşil alanı dışarı çıkartıyoruz. Yarım santimlik bir yeşil alanlık yeter. Kalem açar gibi düşünün arkadaşlar. Daha sonraki aşama, birkaç yerinden aşağı doğru çizik çizmeniz lazım. Bunu çizerken elinize dikkat edin. Suya koyarken suyu ağzına kadar doldurmuyoruz. Bunu özellikle söylüyorum arkadaşlar. Su kavanozun hemen dibinde olacak. İkinci haftada ve üçüncü haftada burasının tamamen şiştiğini göreceksiniz. Ve daha sonra buralardan köklerin çıktığını gördünüz. Genelde üzümsü bitkilerde köklenme olayı 1,5 ayı buluyor bu hale alması. Şimdi bunun daha sonra yaptıklarım var, onlardan da göstereceğim size. Onlarda şu an 3. haftayı görüyoruz. Onlar sadece beyaz beyaz kabardılar arkadaşlar. Üzümsü meyvelerde, yani üzüm, incir, ahududu, likapalar aynı şekilde çelikle üretme yöntemi mevcut arkadaşlar. Suda da üretebilirsiniz. Aynı şekilde toprağa da dikerek üretebilirsiniz. Fakat şimdi bunların köklenmesi her şeyin olup bittiğinin anlamına gelmiyor. Ne yapmamız gerekiyor? Bundan sonraki de aşamada da dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Ama ben öncelikle ilk önce şu
3 haftadır suyun içinde olanları göstereyim. Şunda yok. Genelde hepsi çıkıyor. Çünkü farklı farklı üzüm ağaçları, dalları bunlar. Bakın şu görmüş olduğunuz beyazlıklar bunun kökleneceğini gösteriyor arkadaşlar. Bakın bu sümüksü, saydamsı sıvı üzerinde mevcut. Bu onun kökleneceğini gösteriyor. Burada 3-4 çeşit asma çeliği var. Bunda yok şu an. Bunlar ikisi büyük ihtimalle aynı. Bakın bununla başlamış. Evet. Bakın arkadaşlar. Kabuğu kaldırmış. Ve buradan yüzünü göstermiş. Evet bakın burada kök bile vermiş. Çok iyi. Gördünüz mü? Bazıları daha çabuk kök salabiliyor. Bunlarla çok oynamayın arkadaşlar. Ben size göstereceğim derken birkaç tanesini kökünü kırdım. Çıt diye kırıldığı çok taze olduğu için dikkat etmeniz lazım. Genelde kavanozda dik dursun. 1,5-2 santimlik bir suya koyun. Havalar ısındı. Su miktarını sık sık kontrol edin. Aksi takdirde susuz kalıp kuruyabilirler. Uğraşıyorsunuz o kadar. Bakın. Sonuçlar gayet iyi. Bunda da köklenme belirtisi var. Arkadaşlar bakın sadece bir tarafında ben bunu dal bıraktım. Şu gözlerden patlamış olan bazılarında 2 tane 3 tane var. Onları kesinlikle 1'e indirin. Tek bir göz kalsın. Bakın aynı şekilde sürgün bir göz. Çünkü aksi takdirde bütün güç onlara gidecek. Kök oluşumu az olabilir. Tam 3 hafta sürdü arkadaşlar. 3. hafta bu oluşumları gördüm. Bu arkadaşlar da ne kadarlık? 6. haftaya girdiler. Yani 1,5 ay oldu. Tam köklenme dediğim gibi 8 hafta 10 hafta sürebiliyor. Bakın az önce söylemek istediğim şuydu. Şurada ikinci bir göz çıkmış. Buna müsaade etmeyin. Bunu alın buradan. Ki alttaki yürüsün. Kök oluşumu gelişsin, güçlü kök olsun, kışa daha dayanıklı olsun. O yüzden şimdiki amacımız kökleri daha iyi geliştirebilmek. Ben bir hafta 10 gün sonra biraz daha kökleri uzasın, toprağa yerleştireceğim. Fakat toprağa gömerken arkadaşlar bunun ilk toprağının torflu olmasına dikkat edin. Yani gübreli, satın almış olduğunuz marketlerden kaliteli bir toprak olsun. Direkt bahçe toprağına dikmeyin. Karıştırabilirsiniz belki yarı yarıya ama yumuşak bir toprak olsun. Çünkü kökleri çok hassas. Bahçe toprakları daha hacim olarak daha ağır torfa göre. Kırabilirsiniz ve daha sert. Kök gelişimin sürebilmesi için havalı bir toprağa ihtiyaç var. Havalı toprağında dezavantajı çabuk kuruyor arkadaşlar. Ona da dikkat etmeniz lazım. Mutlaka saksının dibinde delik olması gerekiyor. 2 günde bir sulamanız lazım. Sadece bakın şuraya kadar, şu parmağımla gösterdiğim kısma kadar toprağa dikerseniz, saksıya dikerseniz daha iyi olur. Bir de size tavsiyem şu şekilde dikte dikiliyor ama arkadaşlar yıllardır biz dayımla birlikte bunu bahçede yapıyoruz. Yan dikiliyor arkadaşlar. Yani 45-50 derecelik açıyla dikilmesinde fayda var. Yere de dikerseniz de aynı şekilde şu şekilde dikilebilir ama bitkiye eğer böyle üzümü yere açılı bir şekilde dikerseniz gelişiminin daha iyi olduğunu göreceksiniz. Şimdi bu söylediklerimi gene bazı arkadaşlarınız değişik yorumlarda bulunacak. Arkadaşlar genelde insanlar uyguladığı teknikleri daha iyi olsun diye devamlı yıllardır çalışmalar yapıyorlar. Bazı sonuçları gördüğü zaman o uygulamadan vazgeçiyorlar. Yapmış olduğu değişik çalışmalarda başarı sonucu elde ettikleri sürece onlara yöneliyorlar. Bunlar da bizim yıllardır uyguladığımız çalışmaların sonucu doğrultusunda bu şekilde yere 45-50 derecelik bir açıyla dikilmesi bizim için daha iyi oldu, daha iyi gelişim oldu. 3-4 seneden sonra su ihtiyacı iyice azalacaktır. Kıraçta yetişen çok sayıda üzüm var arkadaşlar.
Bunlar da en azından kuşlara, böceklere, hayvanlara yem olur. Oradan geçen çobana yem olur. Onlar da size dua ederler. Hoşça kalın.